Herkese merhaba. Size bu videomda kültürel çalışma kapsamında düzenlemiş olduğum Trabzon ilinin kültürel öğelerinden birkaç yeri tanıtacağım. Çalışmamı çekmiş olduğum video ve fotoğraflarla zenginleştirdim. Trabzon, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık 27. şehridir. Karadeniz bölgesinin Doğu Karadeniz bölümünde yer alan ilin Karadeniz'e kıyısı bulunur. Şu şekilde çekmiş olduğum fotoğraflar var. Burada görmüş olduğunuz bir Trabzon kahvaltısı. Şöyle doğa manzaraları var. İlk olarak Ayasofya Camisi'ni tanıtacağım. Ayasofya Camii, Trabzon'un Ayasofya Mahallesi'nde bulunan bir cami, eski kilise ve diğer adıyla bir müzedir. 28 Haziran 2013 Cuma günü vakit namazının kılınmasıyla 49 yıl sonra yeniden Müslümanların ibadetine açılmıştır. Binanın en görkemli cephesi güneydir. Burada Adem ve Havva'nın yaratılışı kabartma olarak bir friz halinde anlatılmıştır. Güney cephesindeki kemerin kilit taşı üzerine Trabzon'da 257 yıl hüküm süren Komnenos Hanedanı'nın sembolü olan tek başlı kartal motifi bulunmaktadır. Kubbede ana tasviri ise onun tanrısal yönünü aksettiren Christos Pantokrator, yani her şeye Kadir İsa tarzıdır. Bunun altında ise bir kitabe kuşağı, daha altta ise melekler frizi bulunur. İsa'nın doğumu, vaftizi, çarmıha getirilişi, kıyamet günü gibi sahneler betimlenmiştir. Tarihi şu şekilde. Şimdi çekmiş olduğum fotoğraflar var. Şöyle dıştan görünümleri. Şu şekilde motifler, işlemeler. Zaten direkt denize bakıyor karşısı. Şimdi ise size bir diğer yer olarak ise Atatürk Köşkü'nü tanıtacağım. Bu da Trabzon'da gidilmesi, görülmesi gereken önemli kültürel yerlerden biri. Atatürk Köşkü, Trabzon'un Soğuk Su semtinde Osmanlı vatandaşı Konstantin Kabayandis'in yazlık konutu olarak 1890 tarihinde inşa ettirilmiştir. Nüfus değişiminden sonra 1923 yılında hazineye intikal eden bina, 15 Eylül 1924 tarihinde Trabzon'a yaptığı ilk ziyarette Atatürk tarafından gezilmiş ve çok beğenilmiştir. Bunun üzerine Trabzon ile Daimi Encümen'in 18.05.1931 tarihi 361 sayılı kararıyla Trabzonluların bir armağanı olarak Atatürk adına temlik ettirilmiştir. 10-12 Haziran 1930 Trabzon'a yaptıkları son ziyarette burada konaklayan Atatürk, mal varlığını hazineye bağışlama kararıyla burada almıştır. Atatürk'ün ölümü üzerine kız kardeşi Makbule Hanım'a intikal eden köşk, Trabzon Belediyesi tarafından 6.4.1943 tarihinde satın alınarak Atatürk Müzesi olarak düzenlenmiş ve ziyarete açılmıştır. Avrupa mimarisinin izlerini taşıyan köşk 4 katlı kargır bir yapıdadır. Şu şekilde gördüğünüz gibi. İçinde birçok oda mevcut. Çok farklı oda. Şurada 3 kata çıkacağım. Şurada da çektiğim fotoğrafları koydum. Abi, biraz daha başka.
Genel olarak Uzungöl'ü tanıtacağım size. Şöyle yukarıdan görünüşü, tepeden görünüşü şu şekilde. Dağların arasında zaten. Trabzon'un Çaykara ilçesinin Uzungöl mahallesinde bulunur. Yamaçlardan düşen kayaların Haldizan Deresi'nin önünü kapatmasıyla oluşmuştur. Uzungöl 3 Ekim 1989'da ilan edilen Uzungöl Tabiat Parkı'nın bir parçasıdır. Şu şekilde gördüğünüz gibi akşamları daha güzel görünür. Gayet ışıklı. Güzel bir görünümü var. Kesinlikle gezilip görülmesi gereken yerlerden biridir burası da. Videomu burada sonlandıracağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.